Avrupa Komisyonu'nun Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerinde liberal grup adına Belçika'nın eski başbakanlarından Guy Verhofstadt başkan adaylığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu'nda liberallerin lideri konumundaki Verhofstadt'ın adaylığı grup toplantısında %80 oyla kabul edildi. Kamuoyuna şunu açıkça anlatmamız gerekiyor ki Avrupa Birliği'ne şüpheyle yaklaşan popülist milliyetçilerin onların dertlerine çözüm bulmaları mümkün değil. Daha iyi bir gelecek için daha güçlü bir Avrupa Birliği'ne, ekonomik ve mali birliğe ve bankalar birliğine ihtiyacımız var. Federalist olarak bilinen Belçikalı politikacının seçim kampanyasını da Avrupa Birliği içerisinde daha fazla siyasi entegrasyon olması üzerine bina etmesi bekleniyor. Halen 85 sandalyeye sahip olan grubun Avrupa Parlamentosu seçimlerinde özellikle Birleşik Krallık ve Almanya'da güç kaybetmesi bekleniyor. Parlamentoda üçüncü güç konumunu kaybetmemek için de Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya gibi ülkelerde oyları arttırmak hedefleniyor.